Elhamdülillah, salatü vesselamu aleyhi Resulullah. Hafız İbn Hacer el-Eskalani rahmetullahi Bulugul Meram adlı eserinin şerhi açıklaması olan Subul-u Selam'ın Türkçe tercümesinde selamet yollarını okumaya devam ediyoruz. Namaz kitabı, misafir ve hastanın namazı başlıklı babda, bölümde 467 nolu hadis-i şerif okuyoruz. Ve an Cabir radıyallahu anh'tan kale, Cabir radıyallahu anh'tan demiştir ki Adem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem meriden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir hasta birine uğradı. Fere'ahu salli ala ve saadete, onu yastığın üzerinde namaz kılarken gördü. Ferema biha, o yastığı önünden attı ve kale, ve dedi ki salle alel ardı inistetate, eğer gücün yetiyorsa yerde kıl, ve illa, ama anla gücün yetmiyorsa fe'me imaen, o zaman da ima ederek kıl, vec'al sucudeke İhfede, secdeni daha eğilerek yap. Min rükû, rükû eke. Yani secdeni rükûndan daha eğilerek, daha fazla eğilerek yap. Revahu Beyhaki ve sahhehu Ebu Hatim ve kafehu. Ebu Hatim sahih saymış ama onu mevkuf olarak işaretlemiş. Bir daha okuyoruz. 467 nolu hadis Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Demiştir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hastayı ziyaret etti ve onu bir yastık üzerinden namaz kılarken gördü. Gördü de yastığı hemen attı ve eğer yapabilirsen yerde kıl, yoksa ima ederek kıl. Hem sücudunu rükûndan daha alçak yap buyurmuştur. Bu hadisi Beyhaki rivayet etmiştir. Ebu Hatim vakfını sahihlemiş. Yani mevkuf, sahabe sözü olarak sahihlemiştir. Musannif merhum yukarıdaki iki hadisi Secde-i Sehiv babında az önce Sıfat-ı Salat, yani cilt 1 hadis no 347 olarak da rivayet etmiş. Bu babın sonunda zikretmiştir. Şerhleri oradadır. Burada onun için şerhlerine girişmiyoruz demiştir Ahmet Hoca. Orada bu hadisleri Beyhaki'nin kavli kuvvetli bir isnatla rivayet etmiş ettiğini söylemişti. Musannif merhum aşağıda Ayşe radıyallahu anh'tan onun hadisini de tekrarlamıştır. Halbuki bu hadis Bab-ı Sıfat-ı Salat'ta 34. hadis olarak zikredilmiş ve izahı da orada yapılmıştır. Yalnız orada bu hadisi İbn-i Huzeyme sahihlemiştir demiştir. Burada ise hakim saymıştır demiştir. Şimdi bu hadis-i şerif hastanın namazında bir hastanın gücü yetiyorsa ayakta, ona da gücü yetmiyorsa oturarak, yere oturarak, ona da gücü yetmiyorsa yatağında başını eğerek, ama başını eğerken secdeye daha fazla eğip rüküye daha az eğerek kılması konusu geçmiştir. Bir yastığa secde etmesi gerekmemektedir. Bunu göstermek için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yastığı önünden almıştır. Dolayısıyla eğer yerde oturarak kılamıyorsan, yani yere secde edemiyorsan oturduğun yerde, o zaman yatakta secde için biraz daha fazla eğilerek kılmıştır. Evet. Başka bir sohbette buluşmam olacak. Allah'ın emanet olun.